Gençler merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekemiyorum biliyorsunuz. Çünkü yengeniz işe başladı. Bir de artık yavaş yavaş eğitim de veriyorum. Geçen gün bir 10 gün boyunca bir eğitim geldi. Rıfat diye bir kardeşim, o da kesin izleyecektir bu videoyu. Rıfat, söylediklerimi unutmamışsındır inşallah. Öğrettiklerimi de unutmadığını var sayıyorum kardeşim. Şimdi gençler, dediğim gibi video çekemiyorum. Yengeniz işe başladı. O yüzden artık video çekicim yok maalesef. Bugün size aslında bakarsanız saç kesim tekniklerinden bahsedeceğim. Şimdi ben bir saç aldım. Ama maalesef bu saç gerçek saç olmadığı için sentetik saç çok karışıyor. Artık karışımı olursa da kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdiden özür dilerim hepinizden. Bir de ben keserken benim başım çıkmayacak biraz sonra burada. Ondan sadece gövdeyi göreceğiniz, bir de parmakları. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Kesime başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu eğitimlerde kullanıyorum. O yüzden eğitim yapan arkadaşlarıma, kardeşlerime söylüyorum nasıl kesmeleri gerektiğini. Bunları da öğretiyorum. Şimdi ilk önce kesim tekniğimizin birincisi düz kesim tekniği. Düzü zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yani saçta bir asimetriklik olmadan sadece dümdüz kestiğimiz saç modeline düz saç diyoruz. Bak bak, sentetik ya, bak nasıl bozuluyor. Evet gençler, düz kesim tekniği, saçı aldık. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Hiçbir şey yapmadan şöyle, bu tamamen işte gördüğünüz gibi düz kesim oluyor. Düz kesim tekniği. Bu birincisi düz saç kesim tekniği. Yani makası normal düz olarak tutup kestiğiniz saç modeli. Ondan sonraki ikincisi nokta kesim tekniği. Bunda da tam tersi artık asimetrik kesimlerde kullanabileceğiniz bir saç. Hadi oğlum takılma. Hadi kızım. Hadi canım. Bu arada Fadime'nin de size selamı var. Bunun da adını Fadime koydum. Evet, nokta kesim tekniğinde de mesela bak, bu taraf kısa ya. Üçgen olarak alarak şu kesimi yaparak nokta kesim tekniği yapıyoruz. Şöyle aldığınız zaman üçgen kesim tekniği oluyor yani. Şöyle. Umarım görüyorsunuzdur. Yani göstermeye çalışıyorum. Ya da ben biraz kendimi geriye mi alsam? Geriye alırsam olur herhalde ya. Şöyle alırsam çok uzağa mı gitmiş oluyor bilmiyorum. Bir daha göstereyim nokta kesim tekniğini. Saçı aldınız. Heh bak. Şimdi nokta kesim tekniği. Bakın şu sistemde duruyor saç. Gördüğünüz gibi. Hafif. Böyle. Şekil vermek için kullanılan bir, asimetrik kesimlerde kullanılan bir şey. Fadimeciğim nasılsın canım? Evet. Ben şimdi videoları çok fazla şekil şükül yapmayı bilmediğim için gençler, artık böyle isim olarak hafızanızda tutun veya yazın. Üçüncü tekniğim ise derin nokta kesimi. Fadimeciğim ne haber canım? Hadi gel seni biraz ıslatalım kız. Dur rahat ol. Evet. Ancak fön suyuyla açıyorum gençler bunu. Artık kusura bakmayın vallahi. Çünkü çok karışıyor. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Şimdi derin nokta kesimine girelim. Onu da şöyle arka taraftan alayım. Canım şöyle bir düzgün durur musun? Tamam. Şöyle bir saçı da ayıralım. Bak gene takıldı bak. Evet gençler. Gelelim derin nokta kesimine. Derin noktada da saçın iç kısımlarına, yani bu noktalarına derin derin kanallar açıyorsunuz. O da derin nokta kesimi oluyor. Hatta ben bunu şöyle çeksem sanırım görürsünüz gibi. Şöyle tepeye doğru aldım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın derin noktada da şöyle aralara bak. Derin derin kesikler atıyorsunuz saçın içine. Gördüğünüz gibi bakın, şöyle baktığınız zaman gelişini görüyorsunuzdur umarım. Şöyle göstereyim bakın. Derin nokta kesimi
Bunun adına da derin nokta kesimi denir. Bunu da öğrenirsiniz inşallah. Bak gene Fadime kılıtıyor bak. Fadimeciğim, canım açıl gülüm. Açıl bir tane. Hadi canım. Aferin. Tamam, evet. Dördüncü, üçüncümüz de derin nokta. Şimdi gelelim dördüncüye. Dördüncü kesimimizde dilimleme tekniği. Ha bak, bu önemli teknik işte. Bu dilimleme tekniği de saçtaki fazlalığı alabileceğiniz, şöyle biraz daha yoğun bir saç alayım. Tabii karışmazsa. Diyeceğim de maalesef gene karışıyor bu. Açıl lan. Hadi oğlum. Bak ya. Gençler dediğim gibi valla sentetik ya. Maalesef çok karışıyor. Bak bak bak. Allah. Müşteriye böyle bir saç kesseniz valla var ya bir daha size gelmez ha. Yemin ediyorum bak size gelmez. Ben bunun gerçek saçını alacağım da daha alamadım. İnşallah alacağım. Ben bunu başka yerden alamıyorum ya. Yapamıyorum. Heh. Evet gençler. Dilimleme kesim tekniğinde de saçı görüyorsunuz şöyle aldım. Böyle keserek şu sistemde önlere doğru buradaki fazlalığı alacağız. Şimdi iyi izleyin. Makası tutma şekliniz yani şöyle değil. Bizim herkesin bildiği gibi böyle değil. Avuç içi ve şu böyle duracak. Ondan sonra şöyle alarak bakın. Saçın içlerine şöyle şöyle atarak dilimleme. Böyle böyle saçı dilimliyorsunuz. Bir daha göstereyim. Şöyle açalım. Alalım. Bakın. Üste doğru şöyle dilim dilim saça daha bir hacim katar ve genelde kaplı saç kesimlerinde bu kullanılabilir. Kaplı saç kesimlerinde kullanabilirsiniz. Bir daha ben şu Fadime'yi ıslatayım. Fadime'siz olmuyor çünkü. Karışıyor. Karışmasa her şey güzel olacak da. Yoksa ben size çok güzel video çekeceğim de artık idare edin gençler valla. Kusura bakmayın artık. Fadime, sen var ya bana bak çok zorluk çıkartıyorsun kızım. Aşırı zorluk çıkartıyorsun. Evet gençler. Diğer bir tekniğimiz. Kaydırma tekniği. Şimdi şurada fazla bir saç almayayım da ondan sonra hepsi karışıyor. Evet. Kaydırma kesim tekniğini zaten biliyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Şöyle alalım. Mesela uzun saçı kısaltacaksınız ya ya da mesela bob kesim vereceksiniz veya aşağı doğru kısadan uzuna doğru olan gelecek saçlar var mesela. Şuradaki bağlantı noktasıyla burayı bağlayacaksınız. Bu kesim modelinde saçı alıyorsunuz. Şöyle kaydırma yaparak bak. Makası böyle tutup şuradan çok hafif hafif giderek saçtan böyle kaydırma tekniğiyle şu kesimi yapabilirsiniz. Bir daha göstereyim size. Şöyle aldığınız saçı mesela biz bunu nereden alalım? En önden alalım. Mesela bak. En öndeki saçlar çünkü daha kısa. Şimdi şuradaki saçı aldık ya. Bakın buradaki teknik artık nerede? Şu kısalık burada geliyor. Buradan sonrasını bakın şuradan itibaren artık kaydırma kesim tekniğine geçebilirsiniz. Aldık saçı. Bakın burada. Dur. Gitme Fadime. Şöyle yaparak hem ovallik veriyorsunuz saça hem de buradaki kısalığı buna göre eşitliyorsunuz. Fazla almıyorum. Görün diye. Fadime gene seni ıslatacağız kızım. Az önceki gördüğünüzde kaydırma kesim tekniği. Vallahi var ya aslına bakarsanız gençler bu biraz işe yarasa gerçek saç olsa ben size pivot point kesim tekniklerini falan da göstereceğim ama ben bununla yapamam. Vallahi var ya insanı çıldırtır. Bu Fadime insanı çıldırtıyor. Şimdi gelelim kanal kesim tekniğine. Ha, kanal kesim tekniği. Bu saçın içine kanal açtığınız kesim tekniğidir. Bunu ister tarakla yaparsınız.
Hadi kızım. Hadi. Hadi gülüm. Açılacağım. Hadi gülüm. He. Hadi abisinin gülü. Hadi canım. Tamam. Şimdi kanal kesim tekniğinde saçı aldığınız zaman şöyle alıyorsunuz ya. Şunu. Şurasını bir açabilsem. Heh. Tamam. Açıldı. Sağ ol canım. Şimdi kanal kesim tekniğinde de makası şöyle tutarak fazla ucunu kullanmadan genelde ortasından makasın şu ortasını kullanarak şöyle ben bunu tutayım, bu gene kayıyor çünkü gidiyor. Bakın şimdi kanal kesiminde de saça kanal açarken de bu tekniği kullanmanız sizin için faydalı olabilir. Şöyle açarak böyle keserek bakın hop saçın içine açıyorsunuz gördüğünüz gibi. Tekrar yapalım. Saçı aldınız. Bakın. Böyle sona doğru gelerek böyle kanal olarak açıyorsunuz. Eğer ki böyle yapmadınız mesela bunu makasla da atabilirsiniz. Şöyle. Makasın bu sefer arka tarafını kullanıyorsunuz ve saçın içinden kanal açıyorsunuz. Şöyle. Böyle giderek saçta kanal açma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Fademeciğim rahatın iyi mi? İyi iyi. Tabii senin keyfin keyif anasını satayım. Evet. Şimdi gene ıslatıyorum. Hanımefendimiz çok ıslak birisi. Alnım illa ıslanmak istiyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim. Sana ne haber? Evet gençler, şimdi sırada krepe kesim var. Ha bak, krepe zor bir kesimdir. Onu baştan söyleyelim. Şimdi hop şu saçı aldık. Şimdi bu saça bazı noktalarında dolgunluk verip bazı noktalarındaysa az saç olan yerlerde kullanılan bir teknik. Saça daha çok dolgunluk vermek için kullanılıyor. Şimdi makası ve saçı aldınız. Mesela bu saçı keseceksiniz. Buna krepe yapacaksınız. Bunu alarak bakın yaslıyorsunuz ve aşağı doğru hafif hafif bakın şöyle yaparak aldığınız zaman buradaki yoğunluk gidiyor. Tabii bizim Fadime kıllatmasa güzel olacak. Heh. Gördüğünüz gibi krepe kesimde budur. Şöyle ben bir daha alayım. Şöyle bir telini alalım. Tekrar bunu bir açalım. Saçı açmak da ölüm ki arkadaş. Açılmıyor hanımefendi. Mesela buradan ister bunu bu dolgunluğu en üstten verirsiniz. İsterseniz en alttan. Mesela buradan da verebilirsiniz. Saçı aldığınız zaman aşağı doğru kaydırarak şöyle krepe kesim tekniği bu arkadaki dolgunluk ve yoğunluğu alabilen bir model. Aha da saçları karıştı. Vallahi karıştı, billahi karıştı. Hadi kızım. Hadi Fadime. Fadime ile vallahi var ya iş öğrenmiyoruz maşallah. Savaş veriyoruz, savaş. Fadime bugün sen beni yordun be. Vallahi sen beni bugün yordun be. Evet. Krepe kesim tekniği de öğrenmiş oldunuz. Tekrar ıslatacağız hanımefendi. Fadime vallahi bak seni satacağım. Yemin ediyorum seni satacağım en sonunda. Vallahi da billahi de satacağım artık. Evet. Gençler şimdi kıvırcık ve dalgalı saçlarda yapılan bir kesim tekniği var. Ona da burgu kesim tekniği diyorlar. Hoppa. Tırt tırt. Ama şimdi burgu kesimde vallahi var ya bak çok az bir saç almamız lazım. Yemin ediyorum bu bir karışırsa vallahi kurtaramayız kendimizi. Bak gene karıştı. Bak bak bak. Gençler burgu kesim tekniklerinde kullanacağınız kesim tekniği şimdi saçı böyle yapıyoruz. Burguyu zaten biliyorsunuz makarnadan da aklınıza gelebilir. Hani burgu makarnalar var ya. İlk önce ben bu hanımefendi bir güzelce açayım. Heh. Şimdi hatta ben bunun bir parçasını daha bırakayım. Şöyle. Tamam sen gel. Heh. Tamam. Evet gençler burgu kesim tekniğinde de saçı biliyorsunuz anlamışsınızdır. Buruyorsunuz. Şöyle. Canım. Dur. Dur. Kurban oldum. Dur. Heh.
saçı böyle burarak saçın üzerindeki yoğunluğu aldığımız kesim tekniğine burgu kesim tekniği diyoruz. Şöyle aldınız. Makasın ister ortası, isterse başıyla veya sonuyla da alabilirsiniz. Mesela belli başlı noktalara atış yapıyorsunuz saçta. Şöyle, 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 şöyle. Hop. Ondan sonra bu saçı böyle aldığınız zaman saça daha estetik bir görünüm sağlıyor. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın gördüğünüz gibi hem dolgunluk hem de doygunluk veriyor. Bazı noktalar daha fazla, bazı noktalar daha az. Burgu kesimlerde genelde bunlar ama bilginiz olsun, düz saçlara uygulamazsanız bunlar daha çok kıvırcık ve dalgalı saçlarda yapılan bir işlem. Bilginiz olsun. Şimdi bunu da öğrendiğinize göre sıra geldi. Diğer bir, ha bu arada unutmadan, eğitim almak isteyen arkadaşlarınız varsa benimle irtibata geçebilir. Buradan YouTube kanalımı, YouTube diyorum, Instagram adresimi söyleyeyim. Halim.altankingal ve salonhalimkingal.official. Bu ikisi de, biri iş hesabım, diğeri de şahsi hesabım oluyor. Ayrıca zaten ben açıklamaya kendi numaramı da yazıyorum. Oradan da bana ulaşmak isteyenleriniz varsa ulaşabilirsiniz. Ayrıca sormak istedikleriniz varsa da bana ister WhatsApp yoluyla, isterseniz de Instagram yoluyla kesmiş olduğunuz saçları bana atıp ben size değerlendirebilirim. Böyle de bir güzellik yapabilirim. Ayrıca beni de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi gençler, ben bir makasımı değiştireceğim. Şimdi bu makas biraz güzel makas ama şey yapmıyor. Usturayla, makasla ustura kesiminde maalesef pek fazla bir icraatı yok beyefendinin. O yüzden şimdi hatta ben şuradan usturamı da çıkartayım. Bir dakika. Tamam. Bu da ustura, saç usturası. Şimdi makasla ustura kesimi yapma. Diğer tekniğimiz bu. Şimdi bunu yapabilmeniz için iyi bir makasa ihtiyacınız var. Keskin olması lazım. Keskin olmazsa yapamazsınız. Makası şu şekilde açarak, bakın bunu böyle komple açıyorsunuz. Saçı aldıktan sonra usturanın verdiği havayı saça veriyorsunuz. Mesela böyle aldıktan sonra şöyle tutarak bakayım. Bu güçlü mü bakalım, göreceğiz. Bakın. Gördüğünüz gibi makasla ustura kesimi şu sistemde giriyor. Gördüğünüz gibi böyle makasla ustura kesimi de böyle oluyor. Bir de bunu tabii ki de makasla yapmayıp şöyle usturayla da yapabilirsiniz. Saç usturasıyla, gördüğünüz gibi. Bu da daha şekil almayan saçlarda, çok sert olan saçlarda saçı hafifletmeye yarayan bir sistem. Mesela ustura kesimini zaten biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur, tam olarak bilmiyorum. Şöyle yaparak saçı hafiften yumuşatarak gittiğiniz kesim modeli. Gördüğünüz gibi. Hatta şuradan da bir parça alayım size. Tam bir parçadan göstereyim bir de. Şöyle aldığınız zaman saçı, ya da mesela buraları inceltmeniz gerekecek mesela. Lan Fadime, mesela buraları inceltmeniz gerekecek ya. Şöyle giderek saça daha iyi bir doygunluk katabilirsiniz. Bak gördüğünüz gibi bunlar da böyle. Usturayla kesim ve makas ustura kesiminde öğrenmiş oldunuz. Ona göre de zaten saçlarınızı kesersiniz. Şimdi bunu buradan bir kapatalım. Evet arkadaşlar, son tekniğimize de geldik. Son tekniğimiz de tuğla saç kesimi. Tuğla kesim. Onun için ne yapacağız? Vallahi ben seni önden alsam vallahi korkuyorum ha. Fadime, sen bana kıllattır mısın, kıllatmaz mısın? Vallahi bilmiyorum. Tamam, hadi gel Fadimeciğim, gel. Gel canım. Evet, şimdi tuğla kesimi de yapalım mı? Şimdi son kesimimiz. Vallahi var ya, korkuyorum buradan bu saçı almaya. Takılacak diye inan çok korkuyorum. Takılma. Kurban olduğum, takılma. Ha, gel gel gel. Gel bakalım. Takılma. Hadi kızım. Hadi açılacaksın. Hadi kurban oldum. Hadi. Yavaş yavaş.
Heh. Evet. Tuğla kesim dediğimiz bir kesim modeli var. O da saçın içini şöyle gel bakalım böyle. Gel böyle gel. Heh. Saçın içine ya aslında bakarsan burayı da alamadık ha. Şöyle biraz yoğun bir saç istiyorum ama. Bu herhalde işimizi görür mü? Vallahi gördüğü kadar gençler. Sentetik saç olunca baksana nasıl ayrıldı ya. Şöyle bir yoğun alabilsem seni. Şuradan aldığımız zaman mesela. Zaten şimdi benim az önce kestiğim saçlar var ya. Onlar zaten. Şimdi tuğla kesimde de. Tuğla misali. Ben şöyle saçı biraz sıkıştırayım. Bakın şöyle sıkıştırayım. Buna belirli noktalarına alttan veya yukarıdan hiç fark etmez. Eğer ki alttan incelteceksiniz alttan da yapabilirsiniz. Tuğla gibi bakın. Bir tuğla keser gibi. Çıkar gibi böyle yukarılara. Şöyle şöyle. Belli başlı noktalarına öyle kesim atarak şöyle uçlarına kadar hafif hafif geliyorsunuz. Tuğla kesimin amacı saça daha estetik bir görünüm sağlamak. Bakın zaten görüyorsunuzdur. Şöyle yaptım. Ben o saçı salayım. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela buralarda var mesela. Şöyle teker teker ufak ufak böyle uçlarını atarak şöyle çıktığınız zaman bu saçın arkaya doğru katlı kesimler yapılıyor ya. Katlı kesimler yapıyoruz ya. Katlı kesimlerde arka parietal bölgeden aşağı doğru gelen bir güzel bir duruş oluyor. Ayrıca böyle kestiğiniz zaman şu arka tarafı da katlı kesimlerde direkt kısalık ve uzunluk çıktığı için daha rahat saçı kesebilirsiniz arkadaşlar. Vallahi gençler. Evet. Öğrendiğiniz inşallah umuyorum inşallah öğrenmişsinizdir. Bunları böyle bir manken üzerinde deneyin ama kesinlikle gerçek saçlı deneyin. Kurban olayım vallahi sentetikte denemeyin. Yani ben profesyonel olduğum halde bu kadar uğraşıyorsam bu hanımefendiyle siz herhalde bunu artık atar mısınız ne yaparsınız bilmiyorum. O yüzden gerçek saç almanızı tavsiye ederim. Bütün her tarafı buradan gösterdim. Hatta şuradan da işte kız sana da şöyle bir şuradan bir şekil verelim mi? Hadi buradan da bir kaydırma tekniği yapalım mı? Bakın mesela az önce de gösterdim ya. Bak. Kaydırma teknikte mesela şu ön taraf daha kısa, buralar daha uzun ya. Bu saçı böyle alarak ama ben sizin önünüzü kapatacağım değil mi böyle? Hatta ben şuradan alayım. Bak şöyle. Şöyle gelerek. Bakın kaydırma teknikte makasın arkasını kullanarak şöyle. Şöyle gidiyorsunuz. Aşağı doğru hafiften şekil veriyorsunuz. Ve uzunluk ve kısalığı ayarlıyorsunuz. Şöyle oluyor işte. Daha da fazla kısaltılabilir bu. Evet gençler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vallahi gerçek saç olmadığı için artık elimden bu kadarı geldi. Kusura bakmayın. Bu kadar oldu. Yani önemli olan sizin bu teknikleri nasıl yapabileceğiniz, nasıl öğrenebileceğiniz. Onları öğrenmeniz bile benim için çok değerli bir şey. Size öğretebiliyorsam eğer. Şöyle bir de düz kesim yapayım mı? Hadi. Hadi şöyle bir makasla da şöyle bir atayım mı? Bak hop. Düzü de göstereyim. Aldınız. Şöyle aldık. Bak hop. Ve düz kesim tekniği. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Beni sevdiklerinize de arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan bana yorum da yapabilirsiniz. DM'de atabilirsiniz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki video ne zaman olur onu bilmiyorum gençler. İnşallah çekeceğim ama. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kapatacağız.